Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Eksik olmayın. Elleriniz dert görmesin. Hoş geldiniz stüdyomuza. Keyifler nasıl? Güzel. Haftanın tam ortasındayız. Kötü giden kaderlerimiz oldu. Vallahi bazı günler öyle oldu. Daha doğrusu toparlayacağız. Bugün çok şeyler bekliyorum sizden. Hani böyle bir şeyi sırtınıza yüklemek istemiyorum ama ne yapayım? İçimdekini de söylüyorum işte. Siz rahat olun efendim. Ben açılış konuşmasını yapacağım. Sonra hızlıca sizleri tanıtacağım. Sonra neler olacağını zaten biliyorsunuz. Müsaadenizle. Efendim. En naif ve zarif yarışma programı Kelime Oyunu'na hoş geldiniz. Yine 5 yarışmacımız var ki 5'i de birbirinden iddialı. Hızlıca onları tanıtmak istiyorum sizlere. İlk sırada Sevkan Hanım oturmaktadır. Kendisi İstanbul'da yaşıyor ama uzun yıllar Bursa'da yaşamış ve medya sektöründe çalışmış. Evet. Doğru mudur? Evet, evet doğru. Bugün buraya annesi hanımefendi ve oğluyla geldi ki boyunu aşan değil, boyunu oldukça aşan bir oğlu var. İki katım tam. Evet, çokça konuştuk. İşte erken kalkan yol alır gibi atasözlerinden bahsettik. Tam anlaşamadık ama burada biraz daha muhabbeti derinleştireceğiz inşallah. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Müsaadenizle Ethem Bey'e geçeyim. İkinci sırada oturuyorlar. Nasılsınız Ethem Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim. Çok sağ olun efendim. Maşallah. Sizin de iki çocuğunuz var. Biri evet. 19, biri 15 yaşında. 19-15. Oğlum 19, kızım 15. Size çok selam var. İsmi Dilara. Peşin peşin söyleyeyim. Biz de selamlarımızı iletelim. Bildiğim kadarıyla ekran başındaki muhteşemlikleri buraya taşımak için efendim katılmışsınız yarışmaya. Doğru mudur? Aynen öyle. Artı çorbada da tuzumuz olsun. Siz, ekibiniz, buradaki konuklar ciddi bir emek harcıyor. Biz de oraya bir katkıda bulunalım diye geldik. Eksik olmayın. İnşallah hem katkıda bulunacaksınız hem de güzel zaman geçireceksiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Esra Hanım'a geçmek istiyorum. Üçüncü sırada çok zarif bir hanımefendi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Siz galiba grubun en gencisiniz değil mi? Evet öyle. Yaş olarak en genci benim. Pek güzel. Öğrenci misiniz efendim? Öğrenciyim. Hadi bir biraz bahsedin. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Kolay gelsin. Sizin sunumunuzdan açıkçası cesaret aldım. Çok fazla yardımcı olduğunuz için. Çok herhangi teşekkür bir iddiam yok. Kızanlar var bazen. Böyle azaltarak bırakmaya çalışıyoruz ama gönül el vermiyor. Ama sizin pek ihtiyacınız olmayacaktır. Meslektaşlarınız programımızda en yüksek puanı alan kişilerdir her zaman. Söyledim iyi mi yaptım? Hayır. Hayır. Tamam. Detaylandıracağız. Çok teşekkür ediyorum. Levent Bey'e geçmek isterim efendim. Yakın zaman oldu tanışalı ama çabucak hemen kaynaştık çünkü çok sıcak bir beyefendi. Teşekkür ederim. Eşi ve baldızı ile birlikte geldiler. Şimdilik iki kişilik bir ailesiniz ama kalabalıklaşmak üzeresiniz değil mi? Yakın bir zaman sonra üç kişi olacağız. Bir bebek ne kadar? Bekliyoruz. 5,5 ay sonra. 5,5 ay kaldı evet. 5,5 ay sonra erkek babası olacak evet. Levent Bey. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz teşekkür için. Hele böyle kalabalık geldiniz çok mutlu ettiniz efendim. Sağ olun. Levent Bey de iddialıdır. Araba kullanırken kornayı Benjamin yapar. Basarda harf istermiş. Söylememeleri için özellikle uyarmıştım ama aldım herhalde uyarılar pek işe yaramamış. Baldızınız sağ olsun. Hem çok hoş sohbet bir hanımefendi hem de sırlarınızı biraz afişe etti vallahi. Evet, bundan sonra daha dikkatli olman gerekiyor. Onların uğruyla kazanacaksınız hiç merak etmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür son yarışmacıma Sibel Hanım'a geçmek istiyorum. Nasılsınız efendim? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Daha da iyi olacağız inşallah. Teşekkür ederim. Sizin için dediler ki çok kuvvetli bir yarışmacı. Son sırada olması da büyük, efendime söyleyeyim, tehlike yaratıyor. Diğer yarışmacıları uyar dediler. Yok, hiç iddialı değilim. Eğlence olsun. Bulmaca? Bu atmosferi solumak, o açtan. Bulmaca çözer misiniz ama? Çözerim. Peki internette böyle zamana karşı yarışılan kelime oyunları, onlarla ilgilendiniz mi? İşte o zaman işin içine girince biraz bir panik olabiliyor. Şu anda nasılsınız? Biraz. 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 Birazı iyidir. Detaylandıracağız efendim. Daha size kadar 4 kişi yarışacak. Başlangıcı da Sevkan Hanım yapacak. Bir alkış ister. Hem de kuvvetlisinden. Harf alayım. Suzan Avcı'yı düşünün. Müstehcen de değil tabii ki. Harf alayım. Böyle yani sanki bir... Vamp. Kan emici bir güzellik. Hı hı. Durursun. O. İfret olmak. Efendim? İfret olmak. İfret mi o? İfrit olmak pardon. İfrit olmak. Süre gidiyor. Süre gidiyor. Bunu biliyorum da. Ünlü bir dizinin de adı. Söyleyeceğim. Ay. Duymuş muydunuz bunu? Pis yedili. Canınız sağ olsun. Kaçırdık. Hücum etmek. Hücum etmek 1000 puan değerinde. 4300. 5300'e çıktı. Ne açtım? Yasa dışı gruplar arasında çete sormuş. Canınız sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim.
İlk yarışmacımız Sevkan Hanım da Sayın Sevkan Kantürk. Evet. Doğru söyledim. Sayın Sevkan Kantürk ile birlikteyiz. Biraz önce de bahsetmiştik. Uzun yıllar Bursa'da yaşamışlar. Hı-hı. Medya sektöründe çalışmışlar. Evet. 17 yaşında Ahmet isminde oğlu var ki. Yağız. Yağız mı? Yağız. Ahmet nereden çıktı? Ahmet beni andı. Siz Ahmet Ethem Bey'in oğlunun ismi. İkisini birbirine karıştırdım. Olsun. Kusura bakmayın. Olsun. Yağız'la birlikte geldiler ve anneniz hanımefendiyle Hı-hı. birlikte geldiniz. Evet. Bir de bir şey öğrendik ki sizin en büyük terapiniz bulaşık yıkamakmış. Evet. Dedik ki sonra makinesi var. Yok. Yok. Hayır. Nasıl yok? Var. Var da kullanmıyorsunuz. Hayır, hiç hoşlanmıyorum onu kullanmak. O peki suyla oynamak çok. Suyla oynamak evet. güzel. Önce bulaşığı yıkayıp sonra makineye koyanlardan değilsiniz ama. Hayır. Tamamı size Tamamı ait. Tamamı bana ait. Pek güzel efendim. O zaman heyecanlandığınız anda varsayın ki bulaşık yıkıyorsunuz. Değil mi? Evet. Şuraya bir su koysaydık iyi olur. Varsayın. Bu Benjamin'i yıkadığınızı hayal, varsayın. Hayalim. Her doğru tamam. cevapta. 14 tane sorum var. Hı-hı. Hazırım derseniz de hemen başlarım. Hazırım. Gelsin o zaman. 4 harfli tek bir kelime şöyle sorulmuş. Diyor ki, sakil sözünün Türkçe kökenli karşılıklarından biri. Bir harf alayım. Bu burada biraz sakil durdu deriz hani. Kaba. Bilmiyorum. Kaba. Kaba olabilir mi Türkçe kökenli karşılıklarından biri? Oldu. Başka anlamları da var. Buna yakın başka anlamları da var. Gelsin efendim ikinci soru. Yine 4 harfli bir cevabı arıyoruz. Gitar, ut gibi telli çalgıların içi boş, geniş bölümü. Bir harf alayım. Hani mesela sapı o tuttuğumuz yer değil de o geniş olan bölümü. Ona ne deniyor? Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Yine bambaşka anlamlarda da kullanılıyor bu kelime. Birçok farklı anlamda. Benzer anlamlarda. Gitarın, işte utun, udun, sazın. Bir harf daha alayım. O içi boş geniş bölümü. Kasa. Bilmiyorum ki. Kasa. 100 puan kazandırdı 400 yaptı kasayı. Güzel. İki soruda 400 puan. Güzel hareket etmiş. Evet. Vallahi öyle. 5 harfli cevaplarda daha da rahatlayacaksınız efendim. Sevkan Hanım'ın 3. sorusudur görelim. Demiş ki ikinci anlamı el değmemiş, kullanılmamış, işlenmemiş olan söz. Bakir. Bilmiyorum. Bakir. Onaylatmaya gerek yok. Koy verin gelsin. 500 puan daha 900 oldu kasa. Güzel. Çünkü şimdi olmadık bir cevap gelecek. Ben yine bilmiyorum diyeceğim. Basacaksınız, söyleyeceksiniz. Yanlış çıkacak sonra beni suçlayacaksınız. Evet. Tamam mı? Evet. Bilmiyorum derken hakikaten yani söyleyemiyorum anlamında. Hadi gelsin. Şöyle sorduk. Bunun sonunda bir ek var. Olumsuzluk eki. Bir benzeri daha olmayan kelime anlamı da o. Eşsiz. Eşsiz. Eşsiz 500 puan değerindedir. 1400 yapar kasayı. Çok güzel. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz Sevkan Hanım. Maşallahınız var. 1400 puan şu an için gayet güzel bir puan. 2000 olur belki bununla birlikte. Bir gelsin bakalım. 6 harfi ve diyor ki ateh de denen yaşı ilerlemiş kişilerde görülen bir rahatsızlık. Bunama. 2000 dedik 2000 oldu. 5 soruda 2000 puan halen ilk dakikanın içerisindeyiz. Sevkan Hanım'a bakın. Aman aman. Ne oldu? Aman aman. Aman aman. Hiçbir şey söylemedim. Gelsin devamı. Şöyle bir soru. Çirkin, huysuz ve yani ya da dedik ama ve kuru sıska bu anlamlarda kullanılan bir söz. Kaknem. Bilmiyorum. Kaknem. Kaknem 600 puan değerinde 2600 kasamız. Ne yaptık? Kabada aldık bir harf, hmm. iki harf. Evet. Kasada aldık 3 tane harf. Kasada aldım. Sonra bakir, eşsiz, bunama, kaknem hiç harf almadan verilen cevaplar. Ha gayret. Yarışmanın tam ortasına ulaştırıyor sizi bu soru. El bakımı anlamındaki Latince kökenli sözlerden türemiş manikür. Bir kelime manikürdür. Bizim dilimize Fransızcadan girmiş. Kökeni Latince'ye dayanıyor. 700 puan değerinde. 3300. Sonuncusudur 7 harfli cevapların. Ve tek bir kelimeden oluşmaktadır. Şöyle bir sorusu var gelsin. Cesur, kendini tehlikeye sokacak olsa da çekinmeyen. Bu anlamlara gelen bir söz. Bir harf alayım. Kendini tehlikeye sokacak durumlardan kaçınmayan. Atılgan. 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 Olur mu? Oldu bile. 3900.
Ben de uzay gemisinden bahsederim diye kendi kendime ipuçları hazırlıyordum. Hiç ihtiyacım. Arkadaşım vardı Atılgan isminde. Atılgan isminde. Hmm. Güzelmiş. 8 harfli tek bir kelime. Şöyle sorulmuş efendim. Bunun fiili sorunun içerisinde. Yapmak fiiliyle birlikte ima yoluyla birine ya da bir şeye söz yöneltmek, atıfta bulunmak. Bu anlamlarda kullanılan tek bir kelime. Gönderme. Gönderme yapmak. 800 puan daha. Sevkan Hanım. Hayran kaldım. 4700. Kalmış geriye 5 harf. 5 tane soru, özür dilerim. 2 dakika 30 saniyeniz var. Rahat rahat. Hani harf almak yerine daha uzun düşünerek. Görelim. Son 8 harfli cevaptır. 2 kelimeden oluşur. Hesabı belleğinde tutan elektronik cihazdan alınan alışveriş belgesi. 2 kelimeden oluşmakta cevabı. Kasa fişi. Kasa fişi yine hiç harf almadan verilen bir cevaptır. 800 puan daha. Buraya gelirken aklınızda illaki bir puan vardır. Kaça kadar çıkarsam iyi olur diyordunuz içinizden. 8000. Şu anda 5500 puandasınız. 3800 daha kazanabilecek durumdayız. 4000 nedir yahu? 9300 puana çıkacak inşallah. İnşallah. Hadi gelsin. 9 harfli cevaplar. Peşinde olduklarımız onlar. Kızgın ince demirle gözleri dağlamak. 2 kelime. Köroğlu'nun babasını hatırlayın. Bolu Bey ona ne yapmıştı? Bir harf alayım. Gözlerine nokta nokta. Mim çekmek. Mim değil o. Mil çekmek. Mil çekmek. İnce demir. 800 puan da yerinde. Mim nereden çıktı? İşaret kondurma. 6300. Ne güzel. Tek bir kelime. 9 harfli. 900 puan birden kazanacağız bu sorudan. Adım gibi eminim. Uzun bir soru. Çünkü kaynağında ne yazıyorsa noktasına virgülüne dokunmadan onu aldık efendim. Gelsin. Diyor ki, insan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren düşündürücü ve güldürücü resim. Karikatür. Karikatür. Karikatürün sözlüklerdeki karşılığı budur. Bazen başka şeyler düşündüren karikatürler de oluyor elbette. 900 puan mı? 900 puan. İki tane soru kaldı geriye. Tek bir kelimeden oluşuyor efendim. İlk 10 harfli cevabınız bitti. Çünkü hızlı yarıştınız. Halen iki dakikamız var. İstesek yani bir 14 tane soruya daha cevap veririz. Aman aman fazla şey Ethem yapmayayım Bey'in de ben cevap şimdi. Ethem Bey'inkileri cevap verir misiniz? Hadi gelsin. Tek bir kelime demiştim. MMA ile bitiyor, onu söylememiştim. Ekonomide fiyatların türlü sebeplerle inişi ve çıkışı. İki kelime mi? Tek kelime. Tek kelime. MMA diye bitiyor. Harf alayım. Ekonomide fiyatların... M'den sonrası M ya da ma. Fiyatların bir türlü sebeplerle inişi ve çıkışı. Bir harf daha alayım. Bundan farklı olarak hemen harf almayın. Sansasyon kelimesinin de Türkçe karşılığıdır bu kelime. Bu anlamından biraz daha farklı olarak. Bir harf daha alayım. Hani bu haber büyük sansasyon yarattı. Büyük... Dalgalanma yarattı. 600 puan değerinde. Oh. 9000'i kaçırdık. Canım sağ olsun. 9000'i kaçırdık diye şundan olmayacağız. Neden olmayacağız? Soru anlatacak. Yabancı kökenlidir. Daha da anlatacaklarım vardır. Olmak fiiliyle birlikte isteğini, şevkini, manevi rahatlığını yitirmek, üzülmek. Bu anlamlarda kullanılan yabancı kökenli bir söz... Olmak fiiliyle... Nokta nokta olmak, isteğini, şevkini, manevi rahatlığını yitirmek, üzülmek. Anlamında kullanılan söz. 9000'i kaçırınca nokta nokta oldum. Yabancı kökenli bir söz, bir ön ek almış, o da yabancı kökenli. Yabancı derken batıdan bahsediyor. Demoralize. 10 harfli mi efendim demoralize? Evet, 10 harfli. Evet. 1000 puan kazandırır. 8800 yapar kasayı. Dün akşamdan beri sarf ettiğim bir kelime bu benim. Demoralize olmaktan korkuyorum İşte demek ki içime doğmuş ki son sorunuzu ondan hazırlamışım evet. Efendim. Çok güzeldi. Kaç puan? Yani 8800. Üzerine de 48 saniye arttırdınız maşallah. Sizi bugünün şampiyonu yapabilir. Yapamasa da hiç üzülmeyin. Evet. Sakın demoralize olmayın. Yok, olmayacağım. Çok güzel yarıştınız. İstediğim buydu çünkü benim. O zaman istediğini verelim Sevkan Hanım'a. Çok teşekkürler. Buyurun.
ne nane yedin? Harf alayım. Harf alayım, harf alayım yok. Nane yenilir, ne dökülür? Esir oldum yani. Şeyini açıkla, emniyetin ama ne sıkıyor? Kovboylar kaldırır onu. Evet, biliyorum, ben yaptım. Hayvan. Harf alayım. Harf. Harf alayım. Hayvan ya. Babam beni öldürecek ya. Açık açık mı ya bu ya bu? Diş. Neyi? Çok güzel. Allah ne olur. Ay bilemeyeceğim. Sabahtan beri burada. Evet, gitme. Argo'nun da dibiydi yalnız. Sağ olun. Sağ olun efendim, eksik olmayın. Ethem Bey'le tam nasıl bir hani taktik uygulayabiliriz onu konuşuyorduk. Alkışlara yakalandık. Evet, Sevkan Hanım'ın performansı çok biraz iyi, göz güzel. Korkuttu. 10 tane harf alınabilir artık yalnızca. 8800 demek 10 tane harf alınacak. Üzerine de 49 saniye arttırılacak demektir. Elbette 9 alacağım diyorsanız süre önemli değil. Tamam. 0 saniyede de bitirebiliriz. Ethem Bey, çok ilginç bir şey öğrendim sizinle, daha doğrusu ailenizle ilgili. Hı-hı. Ben bir tek filmlerde gördüm onu. Hı-hı. Siz bunu ama yapıyor musunuz sık evet. sık? Böyle bir kitabı alıp bölüm bölüm sırayla. Birbirinize sırayla birbirinize okuyor musunuz? Evet, sırayla. Vallahi çok hoş bir uğraş. Kim başlattı bu? Bunu ben başlattım. Hani derler ya, oğlum oku, kızım oku demektense siz alıp okuyacaksınız. Onu da teşvik edeceksiniz. Bayağı uzun süreden beri yapıyoruz. Ne güzelmiş. Ve değişik kitaplar okuyoruz. Her kesime hitap edecek. Benim daha önce okuduğum kitapları bir daha okuyoruz. Hı hı. İyi oluyor, biz mutluyuz. 1-1,5 saatimizi ayırıyoruz. Hafta 2-3 defa yapıyoruz bunu. Vallahi tebrik ederim efendim. Teşekkür yani ederim. Hani bir tek filmlerde gördüğüm bir şeydi. O böyle şöminenin önünde ailece otururlar da birisi açar bir kitabı okumaya başlar, diğerleri de dinler falan ya. Güzel bir karedir ama siz gerçekleştirmişsiniz. Ben yapacağım desem bizimkiler güler bana. Sizin demek ki evdeki karizmanız biraz daha sağlam. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Onların uğruyla birlikte inşallah güzel başlayacağız. İnşallah. 8800 olmazsa da efendim performansınız. Evet, sizi mutlu etsin yeter. Başlasın mı? Başlasın. 4 harfli tek bir kelime. Şöyle sorulmuş. Ethem Bey'in ilk sorusu. Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan anlamında bir söz. Bir harf rica edeyim. Bu yalnızca bana ait. Yani bu benim nokta nokta eşyam. Özel. Özel 300 puan da yerim dedim. Başlangıç güzel. İkinci soruda da oldukça uzun açıklama yapılmış. Uzunluğu kafa karıştırmazsa buradan 400 bile kazanılır. Gelsin efendim. Kökeni falan bile var. Yorgunluğu gidermek için duraklama, ara verme anlamında İtalyanca kökenli bir söz. Durduk. Mola. Mola dedik. 400 puan doğuracak kasaya. Gayet güzel. 700 olmuş kasamız. Ölçü birimlerinden bahsedeceğiz efendim. Takılırsanız, sıkılırsanız bir küçük yardımım da olabilir bu soruda. Üçüncü sorumuzdur, lütfen gelsin. Diyor ki, bir desimetre küp hacmindeki ölçü birimi. Harf rica edeyim. L harfi. Bu bir ölçü birimi, L harfiyle başlıyor. Emin olayım, bir harf daha rica edeyim. Peki. Desimetre küp daha çok sıvılar için litre. Kullanılır. Litre. Heh, şundan dolayı litredir çünkü bir birimi. 1000 oldu. 3 soruda 1000 puanı yakaladık. Ethem Bey'in başlangıcı da en az Sevkan Hanım'ınki kadar güzel. O zaman 4. ve son 5 harfli cevabın sorusu olan sualimiz. Yeteri kadar gelişmemiş, olması gerekenden daha ince. Bu anlamlarda kullanılır bu 5 harfli kelime. Harf rica edeyim. Geliyor. Bir I harfi. I harfleri... Kısır. Kısır olmadı. Olması gerekenden daha ince. Sıska. O olabilir. Ama yeteri kadar gelişmiş sıskalar da var. Mecazi değil bu. Mecazi değil. Hani dal. Ama yeteri kadar gelişmemiş incecik bir dal. Nasıl bir dal? Sıska. Benzer kullanılır. Bıdık. I harfi. I harfi yalnız kalmayı, yalnız kalmayı sevmez. Cılız. Genellikle çifter çifter evet, dolaşır evet. onlar hep. Cılızla aradığımız cevap efendim, canınız sağ olsun. Halen toparlayabilecek durumdayız fakat biraz gözü kara olmak gerekiyor. Tamam. Bu soru gereken cesareti verebilir size 600 puan kazandırarak. Görelim. Günümüzde lila da denen renk tonuna adını veren çiçek. Nokta nokta rengi derlerdi. Daha yaygın kullanırlardı daha doğrusu eskiden. Artık lila kullanılıyor daha çok. Harf rica edeyim. Lila da zaten bu çiçeğin yabancı kökenli adından.
harf rica edeyim. Aklıma... Alınmış. Ne rengi derler lilaya? Leylak. Leylak rengi derler. 400 puan daha. 1000 olduk. Ah ah. Olmaz olsun cılız. Ne güzel. 4 tane de rakamlara çıkmıştık. Geri devrildik. Tekrar toparlamaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Gelsin. Deva listesi dedik efendim. Fazla uzatmayalım dedik soruyu. Ne olabilir deva listesi? Şöyle bir kağıt düşününüz. O kağıdın üzerinde de derdimize deva olacak şeyler liste halinde yazılmış. Reçete. Reçetedir onun adı. 600 puan değerindedir. 1600 oluyor kasa. Hazır dertten, devadan, ilaçtan, reçeteden bahsetmişken buyurun gelsin. İlk 7 harfli cevap şöyle bir soruya sahip. Hastaneden çıkması kararlaştırılmış hastaya. Ne derler? Sizi nokta nokta edeceğiz. Taburcu. Taburcu. 700 puan değerinde 2000 açtık mı? Vallahi açtık. Güzel bir geri dönüş. Hakikaten güzel bir geri dönüş yaptınız. Eski kelimeleriniz nasıl efendim? Orta şeker. Şimdi eski bir kelimeyi veriyoruz. Eş anlamlısını istiyoruz. Günümüzde daha yaygın kullanılan karşılığını istiyoruz. Onunla da kalmıyoruz. Bir küçük açıklama daha yapıyoruz. O açıklama kafa karıştırabilir ama dikkat. Gelsin. Son 7 harfli cevap diyor ki. Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu darlık. Mihnet sözünün günümüz Türkçesindeki karşılığı. Eş anlamlısı. Harf rica edeyim. Mihnet çekmek. Mihnet duymak. Bir rica edeyim harf. Bir bozukluğun, bir karışıklığın sebep olduğu darlık. I harfi gelmiş. I harfi yalnız kalmayı sevmez. Lıcı. Bir daha harf rica edeyim. Bir tane daha. I harfi yalnız kalmayı sevmez. Ne tı? Bozukluğun. Darlık. Ruhsal darlık. Bazen de maddi darlık. Sıkıntı. O da ruha ilerliyor sonuç itibariyle. Sıkıntı 400 puan değerinde. 2700. Bir süredir ne yazık ki Sevkan Hanım'a yetişme şansını elimizden kaçırdık efendim. Şimdi zevkin çıkartıyoruz. Evet, güzel de sonuçlar alabilecek durumdayız aslına bakarsanız. 2 tane 8, 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap var. Buyurun bakalım. Önce 8 harfliler. Şöyle sorulmuş onlar. Kaba dokumaları dikmek için kullanılan yassı ve eğri büyük iğne. Yassı ve eğri uçlu büyük çuvaldız. İğne. Çuvaldız. İşte budur. 800 puan değerindedir. 3000 aşağı kasa. 3500. Biraz şu sorudan korkuyordum. İkinci 8 harfli cevaptan. Öncelikle iki kelimeden oluşuyor. Bir de çabucak akla gelebilecek bir şey mi? Acaba düzgün bir soru hazırlayabildik mi? O konuda şüphelerim var. Bir bakın ne olur. İnsanların birbirine geçen emekleri veya yaradılanın nasibi. Bu dünyadaki hissesi. Harf rica edeyim. O hisseyi onun elinden alırsanız en büyük günah. Yemekler. Onun hissesini yememek lazım. Bir harf daha rica edeyim. Bir tane daha. Yaradılanın nasibi. İnsanların birbirine geçen emekleri. İki kelime. Hakkı. Kimin ne hakkı? Kul hakkı. Kul hakkı. 600 puan daha. 4100 olur kasamız. Çok güzel. Kolay soru değildi. Vallahi değildi. 4100 puandayız efendim. 7000'lerin üzerine çıkabilir bu kasa. Çıksın da. Gelsin 9 harfli cevapla. Yabancı kökenli yani batı kökenli bir söz. Etmek fiiliyle birlikte bir olayı olduğundan daha acıklı, daha abartılı, daha öyle bir hale getirmek. Tek kelime. Tek kelime yabancı kökenli. Batı kökenli. Nokta nokta etmek. Olayı daha acıklı, daha abartılı hale getirmek. Demoralize. Demoralize çıktı birisine. Harf rica edeyim. Buyurun. Acıklı. Acı, acıklı. Yabancı kökenli. Yani öyle bir anlatıyor ki, zannedersiniz karşınızda küçük Emrah var. Bir harf daha rica edeyim. Bir tane daha. Bir harf daha rica edeyim. Eline kıymık batmış, onu öyle bir anlatıyor ki, olayı ne ediyor?
hiçbir şey gelmiyor. Harf rica edeyim. Babası harçlığı kesmiş. Öyle bir anlatıyor ki. Bir harfta. Bir tane daha durdurduk. 10 saniye kalmıştı. Ama hep kötü yerlerden geldi harfler. Acıklı. Acıklı. Acıklı film. Dramatik. Dramatik etmek mi denir? Dramatize. Bir daha. Dramatize. Dramatize etmek denir. 400 puan kazandırır, 4500 yapar kazandırır. İlk kelimem dramdı. Aklımdan çıkan. Kökten gelmedi ki. Dramı düşündüm. Ek kısmında. Evet, ek kısmında, ekte sıkıntı oldu. Ek kısmından gelse bile daha iyi olurdu. Yani tize falan gelseydi evet. Daha iyiydi. Ama geldi. Dramın cevabı gelmedi. Ne yazık ki. Vallahi drama sürükledi bizi. Neyse. Elimde bir tane 9, iki tane 10 harfli cevap kaldı. 10 saniyede süremiz var. Hızlı hareket etmek gerekiyor efendim. Bu da bir deyimdir. Aslına bakarsanız bunların hepsi deyimdir. 3 tane deyimim var. Gelsin. Hızlıca okuyacağız. Hızlıca cevaplayacağız. Hakkı olmadığı halde bir parayı kendine mal etmek. 2 kelime. Harf rica edeyim. Harf istedik. Bir harfta. Bir tane daha 5 saniye kaldı. Durdurduk. Güzel yerden geldi bu sefer. Biri mastar ama diğeri iyi. Parayı mal etmek. Para üstünü de hemen cukka. Bir şey değil ama cukka etmek. Cukka gibi bir şey değil. Para üstünü de hemen bakıyorum. İki kelimeden oluşuyor. Birincisi. Etmek. Cebe atmak. Cebe atmak. 700 puan değerinde. 5200. Açılsın da görelim. Ha? Bunların hepsi deyim. Öyle. 10 harfli yine 2 kelimeden oluşuyor. Bazen birleşik de yazılıyor. Hatta çoğunlukla birleşik yazılıyormuş. Bakın bakalım. Şöyle sorulmuş. Kefeni yırtmayı adet haline getirmiş kişiler için kullanılan bir söz. Harf rica edeyim. Harf istediler. Bitiyor süre. Bir harfta. Son anda durdurduk. Kefini yırtmaya adet haline getirmiş kişiler için kullanılan iki kelime. Evet efendim. Böyle yani ölüm tehlikesi atlatmış birkaç defa. Ölüm tehlikesi geçirmiş. O durumlardan çıkmış, kurtulmuş. Herkes ölse 3 gün yaşar. Böyle insanlara ne denir? Mecazi değil bu. Biraz mecazi elbette. Bir hayvana yakıştırılır aslında bu. Ne etmek, bir hayvana etmek. Yakıştırılır aslında. Sonra da böyle insanlar için de kullanılır olmuş. Hayvan. Bir hayvana yakıştırılır. Böyle insanlar için de kullanılır. Ölümden dönen. Hem de birkaç defa dönen. Hiç gelmiyor. 9 canlı. Ah, kedi de diyemiyorum ki. Vallahi kedi de diyemiyorum ki sonra beni azarlıyorlar. Son soru, son cevap sokak jargonundan. Buyurun gelsin. Argo'da istenmeyen birini öldürmek, ortadan kaldırmak. Harf rica edeyim. Harf dediler, durdurdular. İnşallah mastardan gelmez. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi şom ağzı demesinler de ne desinler. Argo'da istenmeyen birini öldürmek, ortadan kaldırmak. 9 canlı değil demek ki bu. Temizlemek. Temizlemek. 900 puan değerinde. Ah, istediğimiz gibi olmadı Ethem Bey. Canınız sağ olsun. 5300. Sondan 9. da mı problem vardı? Evet, sondan bir öncekinde 9 canlıda bir sıkıntı yaşadık. Ondan dolayı o da ne olduysa. Canınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Gayet güzel performanstı fakat arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadı. Güzel yarıştınız. Bütün samimiyetimle söylüyorum. O alkışı da biraz boş buldum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Neşe, sinirler, felç veya inme, büyük taarruz ve mudanya, sıra dışı, tanımlayan, spot, akıl, iri nokta noktalar, punto. İri puntolarla o parmaklardan biri gözüme girmez inşallah. Ay korkudan akıl çıkıyor. Madem efendim. Çikolatanın vakuru, öyle çoluk çocukla yüz göz olmaz. Alenen. Alenen. Çok korktum. Korkmayın. Çöp adam. Bana lazım olan ne biliyor musunuz? Cesaret. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Esra Hanım'la. Esra Tuğan. Tuğan. Yumuşak G var arada. Evet. Ne demek Tuğan?
Eski Osmanlıca bir kelime sanırım. Padişahların kavuklarında bir tüy olurmuş. Özel bir tüy. Ona tuğ denirmiş. Ha, tuğ, tamam. Tuğan ne demek bilmiyorum. Savaşçı, asker anlamına geliyor bazı dillerde. Pek bulamadım. Bu kadar bulabildim. Güzel ama araştırmışsınız. Sonuç itibariyle seviyorsunuz bu tip aktiviteleri demektir. Yani kodlamada çok zorluk çıkıyor. Ondan anlamıyor. Sürekli yumuşak G falan kodlayarak soyadımı söylüyorum ama. En azından etimolojiden yaklaşırım dediniz, evet. Kodlamadan önce. Ama kelimelerle bir ilginiz olması lazım. Çünkü siz severim. 4 senedir hukuk okuyorsunuz. Evet, lisede edebiyat öğretmenimiz Dilşat Hanım bayağı bizi bilgilendirirdi kelimeler hakkında, kökenleri, Arapça, Farsça falan filan diye. Siz de üzerine bir şeyler koymuşsunuzdur. Ben de kitap okuyorum, araştırmaya çalışıyorum ilgimi çektiği kadarıyla. Siz hukuk okuyorsunuz ama hep böyle konservatuvar istemişsiniz galiba, değil mi? Evet, konservatuvar istedim. Var mı, o ateş hala yanıyor mu içeride? İsterim, yani istiyorum tabii ama hukukla birlikte yürümesi çok zor. Emek isteyen bir bölüm. Peki ne bileyim şöyle öyle. Kulüpler, mulüpler, o tip çalışmalar yapmadınız mı okulda? Katıldım ama hukukla pek yürümedi. Randıman bütün ilgiyi alalım. Kendi üstüne isteyen bir bölüm hukuk. O yüzden olmadı. Öyle mi yapıyorsunuz peki? Bütün ilginizi, her şeyinizi okula mı veriyorsunuz? Tabii. Hep bütün ilgimi okula veriyorum. Allah Allah. Belki arkadaşlarınız, şu anda bunu izleyen arkadaşlarınız varsa ekran başında değişik onaylıyorlar yorumlarda. Onaylıyorlar onlar da. Onaylıyorlar. Evet. Muhtemelen onaylıyorlardır efendim. Esra Hanım, 14 tane soru. Umarım sevdiklerinizden, gayet iyi bildiklerinizden. Hazırım deyin de başlayalım. Hazırım. Hadi gelsin. 4 harfli tek bir kelime. Şöyle sorulmuş. Sindirimi güç yemekler için kullanılan bir sıfat. Nasıl bir yemek? Sindirimi güç bir yemekse. Ağır. Ağır bir yemek. 400 puan da yerindedir. 5 saniyede kazanıldı. Ne güzel oldu. Başlangıç sorularım çok kolay. Gelsin onlar. Görelim. Diyor ki, Müslümanlıkta yapılmaması günah sayılan. Yapılmaması. Günah sayılan. Farz. Farz. 400 puan daha. Öyle hemen harf almak yok. Tebrik ederim. Esra Hanım öyle sıkı takipçimiz değil. Yakın bir zaman önce galiba keşfetmiş programı ve izlemeye başlamış. Hoşuna gitmiş, katılayım demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ben teşekkür ederim. Ama taktiği çabuk çözmüşsünüz. Evet. Biliyorsunuz sizin soru, yani durumu. Sorma şeklinize biraz aşina oldum. Bir Allah de taktiği Allah. De biraz çözdüm. Değiştiririm yalnız o tekniği. Hadi gelsin yeni soru. Bunu başka bir teknikle sorayım. Heyet veya konsey sözlerinin Türkçe kökenli karşılığı. Biri doğudan, biri batıdan. Kurul. Nedir efendim? Kurul. Kurul. Öyle mi? Öyle olmaz. Öyle. 1300. Bir batı kökenli kelime daha. Bunun Türkçesi biraz daha uzun. Aslı 5 harfli, Türkçesi şöyle. Aslı demeyelim ona da, yabancı kökenlisi işte. Gelsin. Yalıtılmış anlamında Fransızcadan dilimize girmiş bir sözdür. Harf alayım lütfen. Birçok dilde biraz farklı şekilde kullanılmaktadır. Harf lütfen. Yalıtılmış. Bir düşünün bakalım. Sesli harfler ama bir şey ifade ediyorlar bence. Yalıtılmış. Nokta nokta edilmiş. Ya da yalnızca nokta nokta. Dilimin ucunda da o. Bir harf lütfen. Peki. Yalıtılmış, nokta nokta edilmiş. Soğuk yalıtımı. Soğuğa karşı nokta nokta sağlıyor. İzole. İzole, izolasyon. 200 puan değerinde 1500 yapar kasayı. Güzel. Gayet güzel. Sırada da 6 harfi cevaplar var. Başlangıcınız Sevkan Hanım'ınkinden iyi. O 4 soruya cevap verdiğinde 1400 puan kazanmıştı. Siz 1500 puan kazandınız. Bakalım 2000 olacak mı? Bu ilk 6 harfli cevabın sorusu, bir bilgi sorusu. Hazreti Muhammed'i görmüş ve onun sohbetinde bulunmuş Müslümanlar, ashab. Bunu biliyordum. Kelime kökeni aynı ashabla. Esvabı, eş. Yok bir şey, boğazımı temizledim. Bir harf mi alsak? Bir harf lütfen. Bir harf alalım. Esvab. Bir harf daha bir mı harf daha alayım. Bir harf daha alalım. Muhtemelen sessiz harfle başlıyor. Bir harf daha lütfen. Sonuna çoğul ekibi, eki de gelir. Nokta nokta ler ya da lar. Babı. Ne babı? Ashab.
aynı kök. Harf lütfen. Bir tane daha. Harf lütfen. Yapıştırın gitsin. Sahabe. Sahabe. 100 puan Sahabe kazandırdı, uğraştırdı bizi. Çok vaktimizi aldı. Evet. Neyse. Sahabe. Olur öyle bazen. Bir soruda bazen yarım dakika harcarız. Bazen bir saniye bile harcamadan cevabı yapıştırıveririz. Buyurun geliyor efendim. Yine yabancı kökenli, batı kökenli bir kelime. Bir terim. Boksta düz olarak atılan yumruk. Bir kroşe var. Bir de... Harf lütfen. Düz. Harf lütfen. Bilmiyorum bunu. Başka harf almasak ne güzel olur. Durdurayım o zaman. En güzeli. En güzeli. Durdurmuştum ama orada süre akıyor. Akıyor. Diğer tarafta yaktı. Akmıyor. Hani canım akmıyor. Burada gördüm ben. Bizi önce kandırıyorsunuz. Boksta düz olarak atılan yumruk. Dik. Direkt. Efendim? Direkt. Şöyle bir kendinize direkt güvenirseniz neler yapacaksınız? Ama sesi ben zor duyuyorum. 400 puan da yarına 2000 oldu kasa. Hemen de küsür. Onun bu anlama geldiğini bilmiyordum. Böyle çabuk mu moraliniz bozulur sizin? Yok, bozulmadı da. Ne oldu peki? Bilmiyorum. Bozuldu işte. Moraliniz bozuldu. Beni kandırmaya çalışmayın. Gerek yok. Evet, harf almadan direkt cevap vermek gerekiyor artık sorulara. Ama olmayacak şey değil bu. En azından mücadele edeceğiz efendim. Yalan mı? Doğru. Yapacağız bunu. Kurtuluşunuz yok vallahi, yaptıracağım. Gelsin. Şöyle sorulmuş işte. Bağlantı sözüyle eş anlamlı olan Arapça kökenli bir söz. Bağlantı kurmak, nokta nokta kurmak. İletişim, ilişki. Arapça kökenli değil iletişim. Harf lütfen. Vazgeçtik ha. Yok bir şey yok. Harf lütfen. Harf lütfen. Hani eskiden bir bağlantımız vardı, sonra nokta noktayı kopardık. İrtibat. İrtibat. 400 puan daha 2400 oldu kasa. Ha. Hiç beklemezdim bunu sizden. Bir soruda 5 tane harf aldım diye kelimelere küsmek. Çok yakışıyor Arapça mu? Çok kökenli kelimeler geldi bana. İrtibat ama halen kullanılır. Bir tek evet, sahabe biraz şeydi, derin bir soruydu. Aslında bilinebilirdi. Kolay bir soruydu o da. İrtibat tamam, da kolaydı. Ekranda kolay oluyor. Cevap i̇şte veriliyor da evde. İşte boşuna demiyoruz. %70'i evet şans diye. Sorunun nereden geldiği, harfin nereden geldiği de çok önemli. Evet, doğru. Canımızı sıkmayacağız. Artık kazanamayız. Daha doğrusu Sevkan Hanım'ı yakalayamayız ama kuvvetli bir puanla bitirebilirsiniz. O zaman devam edelim. Gelsin yeni soru. Acıma duygusu uyandıran anlamında bir söz. Harf. Harf lütfen. Gelsin. Vah, acıma duygusu uyandıran. Ah vah. Harf lütfen. Nokta nokta bir halde. Zavallı. Gözlerde de acır gibi bir ifadeyle cevap verildi. Nedir efendim? Zavallı. Zavallı. 500 puan değerinde 2900 oluyor kasamız. Bugün fark ettiyseniz Sevkan Hanım'a da Ethem Bey'e de böyle yabancı kökenli kelimeler verdik. Hani işte demoralize olmak, dramatize etmek filan gibi. Sizinkisi beter olacaktı. Ben de onu soru yapayım da Türkçesini cevap olarak isteyeyim dedim. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım siz karar verin. Hadi gelsin. O benzer sorulardan. Egzajere etmek. Harf bunun lütfen Türkçe karşılığı nedir? Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Egzajere. Egzajere etmek. Bir harf daha alayım. Masların ağası. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alayım. Soru olayları kadar olduğundan daha... Abartmak. Abartmak. Abartmak 300 puan değerinde. Korkmaya başlıyorum. Sizden. Harf alırken filan siz göremiyorsunuz, arkanız dönük, arkası dönük Esra Hanım'ın. Şöyle bir yüz ifadesine döndü. Harf alayım. Ben sana soracağım der gibi şeyden sonra. Yok mu böyle bir şey? Hayır hayır, tabii ki de tamam, hayır. Tamam aman, yani kendimi sağlama alayım da efendim. İki kelimeden oluşuyor, 8 harflidir. Buyurun şöyle sorulmuştur. Bir kırsal yerleşim biriminde görevli olan din adamı. Harf lütfen. Bak yine aynı şey. Harf lütfen.
harf lütfen. Dur dursanıza. Siz bunu harf almadan bilirsiniz. Birincisi bir din adamı. İkincisi bir kırsal yerleşim biriminde görevli. Kırsal yerleşim birimi. Ne geliyor ilk aklınıza? Köy. Din adamı deyince ilk aklınıza gelen nedir? İmam. Köy imamı. Demek ki harf almadan da bilinirmiş. 3800 oluyor kasa. Al bıçağı. Mutfakla aranız nasıl? İdare eder. En güzel yaptığınız yemek hangisidir? Yaparım yani sizin her şeyi. Yok mu öyle bir şey yoksa? Var yani yapıyorum. Makarna. Yok onun ötesine geçmişsinizdir. Geçtim ötesine de. Ama en yani, güzel mi bilmiyorum. Arada yapıyorum arada istediğim şeyleri. Acaba bunu yapıyor musunuz? Bu çok zor. Yani herkesin yapabileceği bir yemek değil. Buyurun bir bakın. İki kelime. Arap ülkelerinde kibbe de denen bulgur, kıyma, kuyruk yağı, soğan ve baharatla yapılan bir yiyecek. İçli dolma mı? İçli dolma. Bunu İçli yapmıştım. Dolma demiyorlar ona ama. İçsiz dolma yok zaten. Adı dolma. İçli köfte. İçli köfte. 900 puan değerinde. Gelsin. 4700. Dolmanın içi olmadan olur mu? İçli köfte yapmıştım. İçli Hatta onu söyleyecektim az önce de en iyisi değildi. Söyleseydim cevap çıkacakmış. Kızartma mı haşlama mı yaptınız? Kızartma yapmıştım. Hadi gelsin devamı. Tek bir kelime şöyle sorulmuş. Acımadan cana kıymak bu anlama gelir. Harf lütfen. Harf dediler. Bir harf daha alayım. Bir tane daha hep temaslardan geliyor. Allah'ım yarabbim. Gelsin. İşte insanın işi ters gitmeye görsün. Acımadan cana kıymak. Öldürmek ama yani böyle beter bir. Katletmek. Katletmek 600 puan değerindedir. 2 saniye kaldı efendim. 1600 puan da bu sorudan kazandık. Acaba on harfli cevapların ikisini birden görebilir miyiz? Bakacağız. İki kelimeden oluşuyor. Sondan bir önceki sorudur. Şu eski neşeli yüz ifadesine dönseniz ne güzel olur. Bir bakın bakalım. Uzun da soru, hızlıca okuyorum. Heyecan, sıkıntı, öfke gibi sebeplerle kan basıncı, vücut ısısı yükselmek. Harf lütfen. Harf derken dediler. Durduracaktım, olmadı. Durdurduk varsayarız. Durdurduk varsayarız. Harfimizde bir B harfi ki kritik bir yerden. Bu durumun halk ağzındaki açıklaması. Heyecan, sıkıntı, öfke gibi sebeplerle kan basıncı, vücut ısısı yükselmek. Ateş basmak. Beni bir ateş bastı, bir cam açın der gibi mi? Öyle mi? Evet. Evet. Beni de şu an ateş bastı. 900 puan değerinde 6000 açtı kasa. Son soruyu soramadım. Evet. 1000 puan göremedim. Değerindeydi, 7000'i de aştırırdı size. Soran olursa kaç puan aldın kelime oyununda diye 7000 deyin. Çünkü gönlümüzdeki puan odur efendim. Teşekkür ederim. Bir alkış daha isteriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Boyun eğmemek, diklenmek. Göze çakmak. Göze çakmak. Dikkati çekmek için. Aklıma bana gelmedi. Bak. Yüzüme bir su. Göze çalmak. Boru paça. Boru paça. Endişe içerisindeyiz. Endişe içerisindeyiz, evet. Sonuç. Ürkütme bizi reji. 4900 kasamız. Bugünlerde. İki kelime. Tamam, bu günlerde. Bugünlerde. Bugünlerde. Gün. Bugün. Bir iki gün içinde. Bir iki şu gün günlerde. Içinde. Bir gün sonra, iki gün içinde. Bugün yarın. Efendim? Aa, bugün yarın. Bugün yarın 800 puan değerinde. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Levent Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk. Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Güzel performanslar. Evet. Yani bir kısmı istediğimiz puanlara ulaştı, bir kısmı ulaşamadı. Ama hakikaten 3 güzel performans izledik. İnşallah dördüncüsü de yolda. İnşallah. Kendiniz denediniz mi arka tarafta? Her şey yolunda mıydı? Denedim. Bazı sorular zordu. Bazıları kolaydı. Mesela bu inşallah bana böylesi gelmez dediğiniz bir soru var mıydı? İnşallah. Demek ki o kadar da zor değilmiş. Hatırlayamıyorum şu an. Yani bazı sorularda zorlandım ama yani hepsi çok kolay değildi. Yabancı kökenleri biraz fazla kullandık. Egzajere etmek falan. Evet, özellikle o soru zordu. Esra Hanım bir an yani şunu kafama indirecek gibi geldi. Ya bu da koca sözlük. Ama kendisi çok güzel performans sergiledi. Çok güzel yarıştılar. Evet. Bir tanesini de sizden bekliyoruz dediğim gibi. Kaç puan aldı Sevkan Hanım? 8800. 8800.
üzerine de 48 saniye arttırdı. Yani 10 harf alabiliriz. 10 harfini 10'lu birden alırsak 49 saniye arttırmamız gerekir. Siz zaten uğrunuzu yanınızda taşıyorsunuz. Eşiniz Funda Hanım ve evet, müstakbel oğlunuz da beraber geldiler. Teşekkür ederim. Fulya Hanım ki dünya tatlısı bir hanımefendi, baldızınız efendim. Vallahi öyle. Sizin zaten bütün gizli kalmış sırlarınızı hepsini afişe etti. Tanıyor gibiyim sizi. O rahatlıkla da hemen başlamak istiyorum. Tamam, başlayalım. Dört harfi tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Gelsin. Denizcilikte eylemi başlatan komut. Harf alayım. Hani böyle yola çıkarken filan. Vira. Hah, Vira bismillah. Vira Deniz 300 puan değerindedir. Güzel başladık. İkinci dört harfli cevap efendim. Daha önce de böyle sorulmuştu bu. Gelsin. Nasıl sorulmuş? Diyor ki, dergi, çizgi roman gibi sürekli yayınların farklı tarihlerde çıkan her bir bölümü. Harf alayım. Geçen haftaki... Sayı. Sayı. 300 puan daha. 600 mü? Aynen öyle. İki tane beş harfli cevap. Onlarla birlikte 1000 puanın üzerine çıkacağız. Görelim efendim, görelim. Üçüncü sorumuzun cevabı neymiş? Duygusal ilişkiler için test sürüşü dedik. Üzerinize afiyet. Biraz zıpır bir soru, evet. Flört. Maşallah Levent Bey. 500 puan daha, 1100'e çıkıyor kasa. Niye gülüyorsunuz? Neden gülüyorsunuz? Yakalayabildiğim için sevindim. Çok uzak değil. Şurada 6 metre kadar geride. Evet. Haberiniz olsun, evet. Öyle hemen gülmeyin her şey. Gelsin efendim devamı. Şöyle sorulmuş. Dünyanın merkezindeki ateş küreği oluşturan eriyik. Oraya tabaka derler. Tabaka da adını bu eriyikten alır. Nokta nokta tabakası. Harf rica edeyim. Bir vururum nokta nokta tabakasına kadar inersin. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir harf daha rica edeyim. Bir tane daha, peki. Lav deposu. Lava. Lava değil o. Zaten yumuşak G değil, G. Ah, bir tanecik harfe ihtiyacımız var. Bir tanecik harf. Hadi efendim, türetin, türetin. Lava değil. Sakva. Yumuşak G ile okumayın bakın. Başka G harf koyup. Hiç aklıma bir şey gelmiyor. Yani lava olmaz zaten. Lag, lagla olursa. Magma. Magma. Bildiğim bir şeydi. 900'e geriletti bizi. 1000 istiyorduk 4 soru bittikten sonra ama bir şey kaybetmiş durumda değiliz efendim. Burada kaybettiğimizi telafi edebileceğimiz çok soru var elimde. Buradan bir 600 gelirse tekrar gülümsemeye başlarız. Görelim. Diyor ki, alıcıya imza karşılığı verilen, teslim edilmediği durumlarda göndericiye geri gönderilen posta. Nokta nokta posta. Ek almış sonuna. İadeli. Nedir efendim? İadeli. İadeli posta 600 puan değerinde. Bakın nasıl 1500 yaptık yine. Gayet güzel. Vallahi çok güzel. 6 harfli cevapların ikincisidir. Yine 600 puan kazandırabilir. Siz kendinizi bozmayın yeter. Buyurun gelsin. Demiş ki, olabilir, muhtemel, olası. Bu anlamlarda bir söz. Olabilir, muhtemel, olası. Bir harf rica edeyim. Böyle bir şey olabilir değil, muhtemel değil, olası değil, nokta nokta değil. Mümkün. Mümkün. 500 puan değerinde 2000'i yakaladık. 7 harfli olmadan 2000'i yakaladık. Güzel. Teşekkürler. Magma'da yaşanan sıkıntıya rağmen efendim 7 harfli cevaplara 2000 puanla geldik. Buyurun bakalım. 2700 bile olabilir. 2 kelimeden oluşur cevap. Diyor ki, bir film, resim veya karikatürde karenin taban kısmına döşenen diyalog metni. 2 kelime. Film. Film. Bir harf rica edeyim. Peki. Pek bir şey ifade etmiyor ama bir A harfi. Bir harf daha alayım. Bir tane daha bakalım. Hah, bence yeter. İki kelimeden oluşuyor. Alt yazı. Alt yazı, 500 puan daha. Oh. Yok sıkıntı, yok sıkıntı. 2500 var. Heyecan.
Daha 7 harfi cevaplar bitmedi. Daha tam ortasındasınız yarışmanın. Tabii evde yarışmak gibi olmuyor. Oturduğunuz yerden cevap vermek kolay. Yani biraz risk almak lazım Levent Bey ama yapabilecek durumdayız. Evet. Hakikaten öyle. Harf almadan cevaplamaya çalışın efendim. Buyurun bakalım. Sağlam, güçlü, içten ve koşulsuz bağlılık. Tek kelime. Sağlam, güçlü, içten ve koşulsuz bağlılık. Tek kelime değil mi? Tek kelime. Bir harf rica edeyim. Peki. Artık istiyorsanız alın. Çünkü o tren kaçtı. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Sadakat. Sadakat 500 puan daha kazandırır ama umutları köreltir. Olmaz olsun magma tabakası. Yerin dibine batsın. Kesinlikle. Zaten orada. Gelsin. Nasıl sorulmuş? Tek kelime. Savaşçı, silahşör, savaşta kahramanlık gösteren. Bu anlamlarda eski bir sözdür, Farsça kökenlidir yanılmıyorsam. Savaş. Savaşta kahramanlık gösteren. Bir harf rica edeyim. Tam karşılığı o. Bir harf daha alayım. Savaşçı, silahşör, bir tane daha harf istediler. Savaşta kahramanlık gösteren. Bir harf daha lütfen. Teşekkür ederiz. Bir harf daha. Bir tane daha. Bir harf daha. V ile R arasında bir sesli harf var. Cengaver. Cengaver. 500, özür dilerim. 400 puan değerinde. Bir psikolojik hastalık, ruhsal bir hastalık. Daha doğrusu bu illete tutulmuş olan kişi. Aynı kökten gelen iki yabancı kökenli kelime. Psikoloji terimi. Buyurun. Şöyle sorduk efendim. Diyor ki, birden fazla gerçeklik yaşayan ruhsal dengesi bozulmuş kişi. Şizofren. Bilmiyorum. Şizofren. Siz biliyorsunuz. 800 puan kazandırıyorsunuz kendinize. 4200. Halen 8000'i görebilecek durumdayız ama işte 8800 olmayacak ne yazık ki. Buyurun bakalım. İki kelimeden oluşmuş, şöyle sorulmuş. Bir sorunu veya durumu üzüntü konusu yapmak. İki kelime. Harf alayım. Levent Bey, hiç bunları kendine... Dert etmek. Dert etmeye değer. 800 puan değerindedir. 5000 yaptık kasamızı. Bu sizin harf almadan da cevaplayabileceğiniz bir soru. Bir bilgi sorusu denebilir efendim. Kelimenin artık kullanılmayan, artık pek bilinmeyen anlamından da bahsetmişiz ama bu ünlü bir dağ sırası. Buyurun. Çoğul ekiyle biter genellikle. Kelime anlamı sarp kayalık yerler olan Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan dağ sırasının adı. Nokta nokta dağları ya da nokta noktalar. Harf alayım. Alalım. Bir harf daha. Bir tane daha. Kaçkar. Kaçkarlar. 700 puan değerinde efendim. 5700 kasa. 27 saniye var halen. Melez tabir diyoruz. Neden öyle diyoruz? Kelimelerden bir tanesi bizden alıyor. O genellikle fiil oluyor. O fiilin tamamlayıcısı olan kelime de yaban ellerden gelmiş oluyor. Bu batı kökenli. Anladım. Fiil bizden. Buyurun. Şöyle sorduk. Bir etkinlikte bulunarak gerginlikten, sıkıntıdan kurtulmak. Bu anlama gelen melez bir deyim. Harf lütfen. Herhangi bir etkinlikte bulunarak belli olan gerginlikten, sıkıntıdan kurtulmak. Bir harf daha. Gelen harflere bak. Bir harf daha. Allah'ım yarabbim ya. Ben sizin yerinizde olsam birini kızdırdım herhalde de böyle harfler veriyorlar derim. Bir etkinlik. Yabancı kökenli bir kelime, ilk kelime. Zaten fiil çıktı ortaya. Nedir fiil? Mak. Mak mı? Atmak. Atmak. Gerilimden, gerginlikten, sıkıntıdan kurtulmak. Ne atmak? Şöyle bir duşa gireyim de biraz. Ter atmak. Ter atayım. Bir pikniğe gidelim de biraz. Ne atmak? Gerginlik. Sıkıntı.
Stres atmak. Stres atmak. 600 puan değerinde. 6000'i aştı. Ne yazık ki aynı kaderi paylaştınız Esra Hanım'la. O da 13 soruya cevap verdiğinde 6300 puana ulaşmıştı. Siz de 6300 puana ulaştınız. Bir küçücük takıntı böyle bir şeye maalesef sebep oldu. Ama kendisinin başka süresi kalmamıştı. Yani son sorusunu görememişti. Sizin 14. sorunuz var. Aslanlar gibi 1000 puan da kazandıracak size efendim. Gelsin bakalım. Levent Bey'in son sorusu son cevabıdır. Der ki, havayı titreştirerek kulağın duyabileceği seviyeye getiren organlar iki kelime. Harf lütfen. Harf dediler. Bir tane daha, bir tane daha dediler. Sismograf. Hoppa. Organ. Ha, özür dilerim. Hani bedenimizde bu. Havayı titreştirerek kulağın duyabileceği seviyeye getiren organlar. İki kelime onlar. Organlar dediğine göre tıpkı oradaki lar gibi orada da bir çoğul eki var. Havayı titreştirerek ses telleri. Kulağın duyabileceği seviyeye getiriyor o organlar. Ses telleri onlar. 7100 az değil. Teşekkür ederim. Bir de alkış isteriz. Levent Bey tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bugünün şampiyonu yapmayacak bu puan size ama güzel bir yarışmaydı. Siz zaten şampiyonluğu 5,5 ay sonra ele alacaksınız. Evet. Bundan sonrası şudur efendim. Ya Sevkan Hanım'dır ya Sibel Hanım'dır. Sibel Hanım gelip son noktayı koyacak. Ondan sonra bugünün şampiyonu kim? Son oyunu kimle oynayacağız o belli olacak. Levent Bey'e bir alkış daha. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bencil, egoist, mazoşist olmaz. Mazoşist mi? Değil. Narsist diyorum. Narsist. Narsist. Bir şöyle... Narsist mi? Narsist! 500 puan değerinde. Azıcık güven. Bunları neden yapıyoruz? Nokta nokta gereği. Formalite. Formalite. 400 puan kazandırdı ama. Ya insanın aklına gelmiyor burada. İngiliz. Bana başka bir şekilde... YouTube. Bono. Bono. 200 puan değerinde. Önce çile sonra Bono. Ne çektik? Vallahi hakikaten billahi ya. Sanki bir süper kahramanın adı gibi. Balıkçıl diyeceğim. Balıkçıl. Değil mi? Dalgıça balıkçıl derseniz. Merhaba siz balıkçıl mısınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Sibel Hanım'la son yarışmacımız Sayın Sibel Özgen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim bulmacayı seven, Türkçe'ye karşı kendini sorumlu hisseden, yanlış kelimeler kullanıldığını duyduğu zaman uyaran, düzeltmeye çalışan bir hanımefendi. Bugün de yeğeninizle geldiniz. Evet. Yeğeninize de yapıyor musunuz öyle şeyi? Gülüyor, müstehsi. Galiba yapıyorsunuz. Olabilir. Genellikle şikayet şundan çıkıyor. Şimdi sosyal medyayı hepimiz aktif bir şekilde kullanıyoruz ister istemez de belli bir yaş farkı varsa 5 sene 10 sene bile olsa yazışırken anlaşamamaktan doğan büyük bir sıkıntı var. Yazı dili tamamen değişti nesiller doğrudur arasında. Evet, doğrudur. Yaşıyor musunuz siz de onu? Evet yaşıyorum. Ayak uydurmaya çalışıyorum öyle ama yine de tabii garipsiyorum bazen. Bünyede sinir bozukluğu falan yaratmadan? Yok anlayış göstermeye çabalıyorum. Pek güzel tebrik ederim efendim. Ben bazen o anlayışı kendimde bulamıyorum açıkça söyleyeyim. Nasıldı sorular şu noktaya kadar? Güzeldi ama burada bu stres faktörü çok başka bir şey yani. Rahat gördüm ben sizi. Yok o öyle gösteriyorum ben. Öyle gösteriyorsunuz. İyi öyle göstermedim. Kendimi avutmaya çalışıyorum. Güzel saklıyorsunuz vallahi ben fark edememiştim. 14 tane sorum var. En fazla 10 harf alarak cevap verilecek maalesef bu 14 soruya maalesef. Sevkan Hanım öyle evet, yaptı. Evet. 49 saniyede arttırmanız gerekiyor. Evet. Eğer ki 10 harfi alırsanız, 9 olursa şenlik bayram. Gelsin o zaman. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Kaderden kaçış yok. Batıl inançlara konu olmuş bir asal sayı efendim. 13. 13. 400 puan değerindedir. Doğruca kasaya. Çok güzel. Başlangıcından belli olur bu işler. Gelsin ikincisi efendim. Yabancı kökenli her dilde bu şekilde kullanılıyor. Bedensel hücre çekirdeği aktarımı yöntemiyle oluşturulmuş embriyolardan gelişen canlı. Ne açıklamışız? Bir harf alayım. Hücre çekirdeği aktarımı yöntemiyle. Hani böyle üreme, çiftleşme öyle şeyler yok. Canlı oluşturuyoruz.
Ama üreme, çiftleşme onlar yok. Klon. Klon 300 puan değerindedir. 700'e çıkarttık kasayı. 5 harfli cevaplar efendim. Güzel bir başlangıcı taçlandıracak olan sorulara sahip onlar. Gelsinler. 3. soru diyor ki, Arapça kökenli bir kelimedir. Çalışma, emek anlamına gelir. Daha çok çalışma saati olarak kullanıyoruz. İlginçtir. Mesai. Mesaidir onun adı. 700 olur mu? 500 puan değerinde. 700 de olacak. Basit fakat hemen akla gelmiyor. Daha önce belki 2 belki 3 defa sordum. Her birinde sıkıntı yaratmıştı. Umarım efendim siz öyle bir şey yaşamayacaksınız. Görelim. Yapının herhangi bir bölümünü güneş veya yağmurdan koruyan dışa taşkın altı boş örtü. Harf alayım. Basit ama dediğim gibi kafa karıştıran bir soruya sahip. Yapının böyle üstünden dışarıya doğru taşar bu. Ve yağmurdan, güneşten yapının o duvarını, o taştığı duvarını korur. Sundurmada takıldım. Başka anlamlara da gelir. Bir harf daha alayım. Sundurma özellikle yapılır. Bu kendi kendine o görevi alır. Saçak. Heh, bir saçak altına girelim derler ya, tebrik ederim. 300 puan daha. 1500 kasamız. Arapça kökenli bir kelime daha var. Sırada 6 harfli bir kelime, o halen de kullanılıyor efendim. Tıpkı mesai gibi. Eski ama eskimemiş kelimelerden. Buyurun gelsin. Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu. Emin olmak için. Emin olmak için mi? Bir tane alsam mı? Acaba? 8800 puana ulaşmak gerekiyor. Yoksa risk mi alsak? Ben karışmam. Sonra yanlış cevap verdirdin demeyin. Asayiş. Ah, 600 puan daha. Nasıl korkuturdum sizi? Bakın gene iyi kalpliyim. 2100 oldu kasamız. Bazen tanımlamayı olduğu gibi kaynaktan alıyoruz. Bazen kendimizi serbest bırakıyoruz. Kendimizi serbest bırakınca böyle garip sorular çıkıyor bazen ortaya. Geometrik gerçeküstücülük. Bir harf alayım. Yes. Gerçek üstücülük. K harfi. Geometrik. Gerçek üstücülük, sürrealizm. Bu da onun gibi yabancı kökenli bir tabir. Tıpkı sürrealizm gibi. Ama bu geometrik. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Neler geçiyor? Z'si geldi. Sürrealizmdeki gibi. Eminim kolaydır. Geometrik. Bir harf daha alacağım. Yok. Ne dersiniz? Resmin iç açılarının toplamı sanatçının iç acılarına eş. Aa. Yok. Bir tane daha alacağım. Hadi üçüncüsü inşallah. Bu iş biter. Kübizm ya. Kübizm uğraştırdı bizi, olsun. 200 puan daha kazandırdı. 2300 kasa. Almayacağız ki. 7 harfli cevaplarda hiç harf almayacağız. Böylelikle karşılığını İnşallah. Vermiş olacak efendim. Buyurun. Mesela bu soru. Hiç harf almadan cevaplayacaksınız. Görelim. Tek tanrılı dinlere göre maddi alemin bitiş çizgisi. Kapattık Ölüm. Kardeşim. Ölüm. Cenaze. Maddi alem. Yani ölüm dersek ölüm, bir bize ölüm. Bu herkes için yani. Alem bitiyor. Kıyamet değildir. Kıyamet. Kıyamettir yahu. 700 puan değerindedir. 3000 olur kasa. İçli köfte kolay mıydı Esra Hanım'a? Kolaydı. İtalyan mutfağına kaçarsam peşimden gelir misiniz? Mümkündür. Mümkündür. Hadi gel, gelin o zaman. Şöyle gidelim. Bir tür çok katlı İtalyan makarnası. Lazanya. Ben ne dedim? 7 harfli cevaplarda harf almayacaksınız demedim mi? Buyurun bakalım. Boşuna mı çektik 1300 bölüm? 700 daha. Evet. 3700. 9100 puana kadar çıkabiliriz. Yani geriye 6 tane soru kaldı. Siz 3 tane harf alabilecek durumdasınız. 49 saniye arttırmak gerekiyor ama 3 harf alırsanız o biraz sıkıntılı. 1 dakika evet. 11 saniye, 12 saniye kalmış. Evet. Siz bilirsiniz. Yani tasarruf Kaç sizin. Sorum kaldı? 6. Oh. Yani en aşağı 3 tanesine hiç harf almadan cevap vermek lazım evet. ve hızlı olmak lazım. Evet.
Buyurun bakalım efendim. Bunu atlatırsak gerisi gelecek. Takım kaptanı aksesuarı. Futbolcu. Kol bandı. Yabancı kökenli. Ay gitti. Takım kaptanı aksesuarı. Yabancı. Ya yani yabancı dediysem aslında şey doğudan. Batı kökenli değil yani. İşte kola takılan bandın başka bir adı var. Ah yeğeniniz biliyor ah. Vallahi saçları beyaz diyor şu an arka tarafta. Eminim. Hiç duymadığım bir burasında şey. Burasında hani o oğlum. Kol bandı bilemiyorum. Duydunuz. Açıldığı zaman da üzüleceğiz. Takıldığı yerle ilgili. Pazı, kol, kas. Çok yakınlarda. Forma, kol. Hiç duymadım. Puzzlement. Duymadım, üzülmedim. Kol bandı da kullanılıyor ama puzzlement de bilinen bir tabirdir ne yazık ki. Şimdi öğrenmiş oldum. İkinci soru yakıştırma yolu. Bunu nasıl olsa çok rahat bir şekilde bilecek Sibel Hanım diye hayaller kuruyordum ben de. Buyurun efendim. Şöyle sorun. Uzun, ince ve narin anlamında kullanılan bir su kuşunu konu eden yakıştırma yolu bir söz dizisi. Durun harf almayın. Bir şey söyleyeyim. Aa basıyordunuz siz zaten. Ne gibi? Kuğu gibi. Kuğu gibi. Gelin diyecektim ben de. Gerek yokmuş. 800 puan da yerinde. Ah puzzlement. Olmaz olsun puzzlement. 4 tane soru kaldı geriye. Gelsin efendim. Cevaplarız hepsini. Korkumuz yok. Tükürük bezlerinin ağrılı bir şekilde şişmesi ve ateşte belirginleşen bir hastalık. Yüzü alır böyle ayde yapar. Kaba kulak. Kaba kulak. 900 puan daha. Evet öyle. Bir dönemden bahsedeceğiz. Hangi dönem? Soru yeterince açıklayıcı. İki kelimeden oluşuyor cevabı. Son 9 harfli cevap. Sorusunu görelim. Demiş ki, Pleistosen de denen, adını ikliminin yarattığı etkilerden alan bir dönem. Adını ikliminin yarattığı etkilerden. Ne olabilir ki? İkliminin yarattığı. Harf alın. Oldukça eski zaman. Bir tane daha alalım. Türlü zorluklar yaşanmış. Ama mesela yiyeceği saklama zorluğu yaşanmamış. Buzul çağı. Buzul çağı 700 puan değerindedir. İpucunu güzel kullandılar. Evet. Tebrik ederim. Pratik zekalı bir hanımefendi. Vallahi öyle. Ama ne yazık ki kol bandında. Puzzlement. Ah. Kol bandı da 7 harfli. Yok 8 harfli. Tuzak gibi soruymuş. Evet. Tüh. Neyse efendim. Son iki soru rahat rahat cevaplayacağınız şeyleri her ikisi de. Görelim. Yine iki kelimeden oluşuyor. Düşünce ve eylemlerinde kötü bir gaye olmayan bu anlama gelen bir söz dizisi. İyi niyetli. Ah iyice içim acıyor şimdi. 1000 puan daha. 6300. İki kelimeden oluşur Sibel Hanım'ın son sorusudur, son cevabıdır. Görelim bakalım ne doğrultuda bir şeydir. Sanısı vermek, zannı yaratmak, öyle olduğunu zannetmek, daha doğrusu zannettirmek. O anlamlarda kullanılan bir söz dizisidir. Hissettirmek. İki kelime. Hem. Yine yakıştırma yolu gibi. Gibi gel. Bilmem ki. Gibi gelmek. Gibi gelmek Sibel Hanım'a bir kocaman alkış ki inlesin burası. Gitmeyin bir yere. Çünkü efendim ne yazık ki diğer 3 yarışmacımla aynı kaderi paylaşmış kaç bulunuyorsunuz. Kaç puan oldu? 7300'e kadar çıktı. Puzzlement'te takılmasaydık 1600 puan daha koyacaktık üzerine. Kaç olacak? 8900 olacaktı. Birinci sıraya yerleşecektiniz. Evet. Kader. Ah Puzzlement. Başka bir şey söylenemez. Ah Puzzlement. Siz de niye 8800 yapıyorsunuz Sevkan Hanım? Vallahi bak şevk kalmadı insanların hiçbirinde. Madem onu yaptınız, birazdan buraya tekrar geleceksiniz. O 8800 puanı 8800 liraya yükselteceksiniz ki bir içimizin yağları erisin. Öncesinde bir reklam arası, gitmeden önce de Sibel Hanım'a bir alkış daha. Anmus ekla. Efsunlamak. Efsunlamak. Aynen benim de söyleyeceğim cevaptı. Siz benden çabuk söylediniz. Demek ki 4000 lira sizin. Kocaman bir alkış. Dürtüklemek. 11 harf.
Ay. Yapın onu on harf. Dürtük. Dürtülemek. Hayır. Dürtmek. Değil. Bulduk oysa ki, bulduk oysa ki. Of. Hafifçe itme. Dürtelemek. Dürtükleme. Dürtükleme. Of. Olmaz olsun be. Açılsın. Niye ben sonuna K koyuyorum onun? İki tane K oluyor ya. Yapı yolite. Oo, çok güzel. Etiyopyalı. Bir alkış ki yıkılsın burası. Bulamadınız. Ben buldum. Söyleyeyim mi? Söylemem. Söyleyemem. Mahrumiyet. Aa. Mahrum kalma durumu. O, A, İ olduğuna göre bitiyor. Hani, diskografi. Diskografi dediler. Bir de patlatın, namınız yürüsün. Basmama gerek yok. İsterseniz basın canım. Namınız yürüsün. U'lar. Kovuşturma. Nedir efendim? Kovuşturma. Kovuşturma. Evet bu. Kovuşturma. Evet bu. 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 Oh. Oh. Karma karışık. Şey ya, dur, kinesi değil. Ay. Telekinezi. Telekinezi değil mi? Tel ne? Telekinezi ya, niye olmuyor mu? Sonuç. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Çok güzel bir grup vardı. Samimi ve kuvvetli yarışmacılar bir araya gelmişlerdi. Sevkan Hanım ipi göğüsleyen isim oldu efendim. Bir de birinci sıradan korkarlar. Her zaman söylüyorum, birinci sıradaki yarışmacı eğer ki güzel kanalize olursa, yüksek bir puan alırsa risk almaya sevk ediyor rakiplerini. Evet. Alınan riskler de genellikle birinci sıradaki yarışmacıya yarıyor. Bugün de canlı kanıtıydı aslına bakarsanız. Kuvvetli rakipleriniz vardı, zaferi evet, daha doyurucu evet, hale getiriyordur. Evet, 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 aynen öyle. Ama aynen az da değilsiniz öyle. Maşallah. 8800 puan çok sık gördüğümüz bir sonuç değil. İnşallah hepsini de efendim para ödülüne çevireceksiniz. İnşallah. Durum her zamanki gibi. Bir tanecik kelime. Tamam. Bazen bir birleşik kelime oluyor, bazen bir ek almış oluyor ama her zaman tek kelime. Tek kelime. İki kelimeden oluşmuyor bu son oyunun cevapları. Bir kelime, harfleri karmaşıklaştırılmış, birbirinin içerisine girilmiş halde karşınıza çıkacak. O kelimeyle ilgili hiçbir açıklama yapılmayacak. 30 saniye süreniz olacak. 30 saniye içerisinde bizim istediğimizi bulup da cevap olarak söylerseniz 8800 puan kazanmıştınız. 8800 lirayı alıp gideceksiniz. Olmadı mı? Sıkmayacağız canımızı. 8800 yarıya bölünecek ne yazık ki. 4400 olacak ama tekrar bir 30 saniyeniz olacak. Hı hı. Ve aynı zamanda o karmaşık harf bütününün ne anlama geldiğine dair bir de tanımlama elde edeceksiniz. Hayırlısı bakalım. Bakalım. Elimden gelen yardımı gösteririm. Fakat açıkça söylüyorum, pek başarılı sizin değilim bu oyunda. Yani sizinle birlikte ilk defa göreceğim, çözmeye çalışacağım. Başlasın mı? Başlasın. Başlasın bakalım. 8800 lira için şöyle bir soru. Karmaşık bir kelime. Bu kadar farklı sesli harfler bir aradaysa bu muhtemelen Batı kökenlidir. Sibel Hanım buldu. Ben bulamadım vallahi. Rasyonel. Yapmayın yahu. Siz söyledikten sonra ben buldum. Neyse. 8800'ü kaçırdık. Buldum şu anda. Buldunuz mu? Ucuna kadar geldik. Nedir efendim, söyleyin. İrrasyonel. Nedir? İrrasyonel. İrrasyonel. Önce bir tanımlaması gelsin bakalım. Hakikaten aradığımız cevap o mu? Kelime anlamı us dışı, akıl dışı olan yabancı kökenli söz. Durduk. İrrasyonel. İrrasyonel aradığımız cevaptır. Allah'ım ya. Beş saniye. Evet. 30 saniye değil de 35 saniye bekleyebilseydik 4400 değil 8800 lira kazanacaktık. Olsun. Olsun. 4400'de işinizi değil. Görür inşallah. Evet, yani aldığım puan çok güzel. Sizinle yarışmak muhteşemdi. Sizi tanımak hep da çok burada güzel. Hayal ediyordum kendimi. Bunu yaşadım ya, hiç önemli değil. Geliriz. Hayal ettiğiniz kadar oldu mu bari? Oldu. Çok güzel. 4400 lira. Umut ediyorum ki efendim güzel yerlerde kullanacağınız, İnşallah. Harcarken bizi hatırlayacağınız İnşallah. Bir para olacak.
Oğlunuz 17 yaşında üniversiteye gidecek. İnşallah ona bir faydası dokunur. İnşallah. Sevkan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bütün yarışmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ethem Beyciğim çok sağ olun. Ailenize selamlarımızı, saygılarımızı götürün. Esra Hanım çok tatlısınız. İyi ki gelmişsiniz. Eksik olmayın. Levent Bey bir fotoğraf gönderirsiniz değil mi 5,5 ay sonra? Tabii ki, ne demek. Çünkü şimdi yeğenin adını söyleyemiyoruz efendim. Daha sizde isim konusunda biraz sıkıntılar bana yaşıyorsunuz. Bana söylediğiniz isim aslında çok... Kartal? Evet, yakın geldi. Yenge Hanım istemiyor onu. Bir izin kopartacağız artık. Artık. Sizin de desteğinizle. Yani ya Kartal dedik ya Fernandez Yenge Hanım. İkisinden birini düşünün siz artık. Çok teşekkür ederim. Sibel Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İrrasyoneldeki başarınız gözden kaçmadı efendim. Şans işte, kader kısmet. Çok sağ olun. Siz burada otururken ben müsaadenizle bölümü kapatayım. Efendim, katılmak istiyorsanız yarışmamıza yapılacak şey gayet basittir. Sizi anlatan bir metin istiyoruz ama öyle kısa değil. Biraz böyle hani bir paragrafı bulsun, hatta mümkünse geçsin. İletişim bilgilerinizi sakın unutmayın. Bir de fotoğrafınızı ekleyin. Doğruca kelime oyunu showtv.com.tr adresine gönderiverin. Oralara kadar gelemem ama kelimelerle oynarım. Dur göndereyim bir de siz oynayın diyorsanız soru yazın bize. Kaynakları falan kullanmayın. Kendi aklınıza ne gibi bir çağrışım yaratıyorsa o kelime, onu yazın gönderin efendim. İşte yeni bir adres. Kelime oyunu soru@showtv.com.tr adresi. Her yazdığınız soru bir çiçek bir kelebek. Şimdiden emeğinize çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü yetişemeyip seyredemeyenler, seyredip de doyamayanlar, uykusu kaçanlar için 12.15'te 00.15'te tekrar edeceğiz. Bekleriz. Kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşça kalın. Cukka sağlam. Açın bakayım neymiş. Ya. Kirli çıktı. Ya biliyorum. Ama işte kötü ya. Yerden geldi. Ya, bir alkış verin de mi? Keyfiniz yerine gelsin. Şu Almanlar 6.30'da kalkıp yer kapıyorlar diye sinirlenip kahvaltı edemeyen adam gördüm ben. Burada insan hiçbir şey anlamıyor ya. Neden öyle? Burnunu kaldır uçağın. Neydi o? Aa, bilemiyorum. İrtifa. Ama bana hep bilmediğim şeyler geliyor. Ben ne yapayım? Bazen gözyaşları. Gözyaşlarımı ekmeğime katık ettim. 400 puan değerindedir. 1300. Oh. Röportaj falan gibi. Söyleşi. -300. Niye böyle eksi oldu? Mi? Vallahi eksi. Allah. Balastik. Balastik değil o. Balastin. Balistik. Balistik size 200 puan kazandırmış ya. İşte. Asite. Asimize. Asimire. Asimire. Asimize. Asimike. Asimije. Asimire. Asimite. Asimine. Sibite. Asimika. Asimike. Asimine. K'den sonra M mi geliyor? Hayır. Asimine. Aklım o kadar çok. Asimile. Asimile. Aa, 100 şükür. Puan değerinde. Pomat. Yor. O yani, yürütme. Yürütme. 500 puan değerinde.